Gemiyi en son ben terk edeceğim. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, kentsel dönüşüm kapsamında belediye hizmet binasının yıkımının yapılacağını dile getirdi. İça, ne olursa olsun sağlıklı yaşam merkezlerini kurmak zorundayız. Bunu kurarken kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan bir tanesi. Biz bulunduğumuz belediyenin toplu yaşam merkezlerini Dumlupınar Üniversitemizin kurduğu ve bizim de destek verdiğimiz deprem araştırma merkezine ilk işi biz verdik. Kütahya Belediyesi'nin hizmet binası ve kültür sarayı iki işi hemen verdik. Çünkü çok acil ve toplu yaşam merkezi. Burası için gelen rapor göçme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bina olarak nitelendirildi. Bu raporu aldıktan sonra hiçbir sorumlu ve yerel yönetici bu binada yaşam kararını veremez. Bunun yasal bir süreci vardı. Anıtlar Kurumu'na gittik. Kamu kurumları olduğu için neler yapılması gerektiğini onlardan izin aldık ve onaylattık. Meclisim onayladı dedi. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Kültür Sarayı ile ilgili üniversitemizden raporu da geldi. Onun da güçlendirme ile yeniden yapılması arasında bir araştırma yaptırıyoruz. Güçlendirme yapıldığı zaman Kültür Sarayı kullanılabilir ancak ne kadar maliyeti olacak ve ne kadar yararlı olacak bunun araştırmasını yaptırıyoruz. Belediye binası için karar verildiği için yıkım kararını aldık. Bizim için kentsel dönüşümden bir tanesi de burası olacak. Yıkıldıktan sonra ne olacak? Biz nereye gideceğiz? Geçici bir süreyle ve en az maliyetle ve halkın en yakın ulaşabileceği yer Evliya Çelebi İş Merkezi'dir. Bütün müdürlüklerimizi bir araya getirecek şekilde projelerini yaptık ve kısım kısım taşınmalar başladı. Önümüzdeki dönem için yeni yer için benim kişisel fikrim yer hazır. Elbette ki tartışılacaktır ve farklı bir yerde olabilir. Şu kadar ki yeni yeri Sera Kütahya'nın bulunduğu yerde Tavşanlı yolu üzerinde hem Tavşanlı istikametinden hem de Eskişehir yolundan girecek köşe bir nokta var. Burada otopark sorunları yaşıyoruz. Orada otopark sorunu yok. Dolayısıyla geniş bir alan içerisinde yaklaşık 23 dönüm alan üzerine yeni belediye binamız olmalı diyorum. Kütahya'yı cazibe olarak biraz daha büyütmek için de güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Şimdiki binamız yıkıldığı zaman meydanın bir parçası olacak. Binanın olduğu alana park ve oturma grupları yapacağız. Bunları da kısa sürede yapmaya çalışacağız. Meydanda aynı zamanda yeme içme yerleri ve hediyelik eşya satışının yapılabileceği bir katlı ya da iki katlı binalar ile meydan çalışmasını yapacağız açıklamasında da bulundu. Yeni akım tersten, akım başlıyor diyen Belediye Başkanı Mustafa İça, Asım Gündüz Caddesi'nin ters yöne çevrilmesi ile ilgili olarak gerekli ihalelerin yapıldığını ve çalışmaların da başladığını dile getirdi. İça, 30 Ağustos İlkokulu'nun orada bir yerimiz vardı. Sevgi yolu ile Ulu Cami arkasındaki büfelerimiz ticaret alanları ihalesi bitti. Şu anda işe başladılar. 30 Ağustos'un köşesinin de düzenleme yaptık. Asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Artık Kütahya'ya gelen turist ben Ulu Cami'ye nasıl giderim sorusunu sormayacak. Çünkü direkt ulaşım olacak dedi. Peki yıkıldıktan sonra ne olacak? Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Burada Evliya Çelebi İş Merkezimiz var. Hastaneye giderken o merkezi tamamen boşalttık. Şimdi bütün müdürlüklerimizi bir araya getirecek tadilat projelerini yaptık. Orada başladılar. Hatta şu günlerde birkaç ünitemiz daha buradan taşınacak. Bazı yukarıda gittiğinizde salonların boşaldığını görüyorsunuz. Gemiyi en son ben terk edeceğim. Yeni yerini de önümüzdeki dönem için yeni yeri de şu anda tabii benim kişisel fikrim yere hazır. Ama tabii ki tartışılacaktır. Farklı yer de olabilir. Şu andaki yeni yeri de Sera Kütahya'nın bulunduğu yerde Tavşanlı yolu üzerinde köprü kavşaklar yapılıyor biliyorsunuz. Hem Tavşanlı istikametinden hem de Eskişehir yolundan girecek köşe bir nokta var orada. Ulaşımı kolay. Sonra biliyorsunuz şurada bir otopark sorunları yaşıyoruz. Orada otopark sorunları olmayacak. Dolayısıyla geniş bir alan içerisinde 23 dönüm hatırladığım kadarıyla böyle bir yerde yeni belediye binası olmalı diyorum. Ve Kütahya'yı cazibe olarak biraz daha büyütmek için de güzel bir fırsat diye düşünüyorum.